Barış Bıra! Merhaba oyun severler, bugün sizlerle harika bir Clan Savaşı'nda daha buluşacağız. Tabii ki Clan Savaşı'nı çok tatlı söylediğim için kendime bir alkış istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde rakibi inceleyelim birlikte. Ben bu etaptan 1 ve 2'yi alacağım. Rakip gördüğünüz gibi benden %50 almış. Bence başarılı. Fakat rakibin hero'ları kraliçesi 45 en azından. Bu beni biraz korkuttu. Hemen birlikte köyünü inceleyelim. Ben önce 2'ye girme taraftarım. Çünkü basılı bir askerim var. Madenci de güçlendikten sonra gerçekten 2'ye girme taraftarım ilk önce. Bir biraz sıkıntılı geliyor bana. Bir için düşünüp böyle saldıracağım. 2'ye normal madenci saldırımızı deneyeceğim. Bakalım, çok zorlanacağımı düşünmüyorum ama kolay bir köy değil kesinlikle. Askerlerimize bakalım. Evet, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor benim açımdan. Girmeye hazırım. Show must go on. Nereden gireceğimi kestirmedim tabi. Sol üstten mi girsem acaba? Sol üstten de klan kalesi direkt ekmek yapacak beni. Burada da çok fena troll var. O zaman şöyle yaparız. Troll'e troll baba deriz. Şuradan 10 tane atarız. Şuradan da 10 tane atarız. Biraz bekleriz. Çok değil, biraz. Şuraya bekledikten sonra zıplamamı atarım. En arkadan dev ve golemimi attıktan sonra hemen hero'ları sallarım baba. Hemen şifacıları da attıktan sonra 2 tane büyücümü koydum. Biraz orada hızlanmamız lazım. Şuraya da bir tane dev bombalara bakın. Oh, çok tatlılar. Evet, çok tatlı dev bombalarım var dostum. Şuraya bir zıplama atsam mı diye düşünüyorum. Ah, klan kalesi ters bir yerden çıktı. Hiç beklemediğim bir yerden. Şuraya öfke atacağım ki kraliçe de içeri girsin diye. Yoksa çok sıkıntı yaratacaklar bana. İkinci cehennem kulesi daha sıkıntıda. O yüzden bayağı dikkatli olmam gerekiyor. Bu arada helal olsun o iki tane büyücüye. Şu an beni bayağı tanklıyorlar. Evet, oradaki cehennem kulesine buz attığım için kraliçemi kurtarmayı başardım. Şimdi kraliçeme basacağım. Maalesef okçularımı da kaybettim. Oha, çok kötü savaşıyorum. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Uzun zamandır gelmediği için yani ilk defa böyle bir şey geliyor. Dur bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi acil alman lazım oradaki topu mopu kraliçe. Ya benim askerlerim nereye gitti? Aa, çok can sıkıcı ya. Askerlerim yok yani şu anda piyasada. Evet, gerçekten çok can sıkıcı bir son. Uzun zamandır böyle bir şey yaşamıyordum. Rakibi küçümsedik işte arkadaşlar. En büyük dezavantajımız, rakibi küçümsediğin an kaybetmeye mahkumsun. Aa, bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Alabildiğimiz kadar yüzde alıp çıkacağız buradan. Gerçi kolay bir köyde değilmiş ama yani bana göre çok kolaydı. Evet, maalesef. Şu an çok üzgünüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kötü bir savaş oldu. İptal etmeyeyim ya. Arkadaşlar, klan savaşı yüzde önemli. Evet, maalesef %97 gibi çok kötü bir sonuçta bu savaşı bitirdik. Neden böyle olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Çok canım sıkıldı ama. Hemen şimdi diğer etabımıza girelim. Oradan da güzel saldırılar yapacağız. 3'e, 4'e, 7'ye, 10'a hepsine saldıracağız bugün. Evet arkadaşlar, 4'e bakacağım bu köyden de. 4'ü bence üçleme şansım daha yüksek şu anda. 4'ü de üçlemem lazım. Şu an biraz sıkıntıya girdi savaş. O yüzden 4'ü kesin 3 diyeceğim. Hemen buradan atıcılarımı atmaya başlayacağım. Şu şekilde. Viteral. Viteral demeyi çok seviyorum. Buradan da attıktan sonra atıcılarımı biraz bekleyeceğim. Aa, nalet olsun. Oraya barbar kral gelmiş. Hemen kurtarabildiğim kadar atıcıyı kurtarmak için oraya kraliçemi de attım. Ve en azından 2 tane atıcımı, 3 tane atıcımı kurtarabildim. Buradan hemen golemimi saldıktan sonra hızlı bir şekilde diğer atıcılarımı ve 2 tane şifacımı da atıyorum. Şimdi şuraya biraz erken koyacağım zıplamamı. Erken olduğunu biliyorum. Sadece böyle gerekli gördüm. Şimdi şurada da bir... Ah! Ah! Klan kalesi. Ah! Kraliçe gelmezsen bittik ha. Farkında mısın? Ortaya gel lütfen. Hadi ya. Lütfen gel artık. Şu, ah, çok troll köy düzenleri yapmış adamlar. Dön artık kraliçe be. Dön ya. O asker kalmadı geride be. Bırak onlar dolaşsın. Bırak sen dön içeriye, gir bir iş. Bir şey yap. Bir icraat yap ya. Evet. Orada maalesef sıkıntı yapıyoruz. Allah'tan beşli vuruyor arkadaşlar. Cehennem kuleleri tekli vursaydı bu taktikle bitmiştik. Buradan barbar kralıma da basmak zorunda kaldım.
şu an her şekilde vuruyor. 3 yıldır biraz hayal oldu gibi. Ama 2'yi de aldık. Kraliçeyi kaçırıyordum az kalsın. Çok dalgınım bugün ya. Çok fazla savaş yapmanın, çok fazla oyun oynamanın dezavantajları. Bugün kötüyüm. Bugün kötü olduğumu görebiliyorsunuz zaten. Mazur görün beni arkadaşlar. Mazur. %66 gibi sonuçta buradan da ayrıldık. Çok hiç istediğim gibi gitmiyor savaş ya. Şu an çok hiç istediğim gibi gitmiyor yani. Hadi bakalım biraz sakinleşelim. Hatta ben şu almışken onu alayım arkadaşlar ilk önce. Evet arkadaşlar, bu hesabımızdan da ona gireceğiz. Biliyorsunuz Binici çok güçlendi. Ben de 3 tane kaleye Binici aldım. Onlara çok güveniyorum. Hemen şimdi onlarla birlikte bir savaş yapacağız. Gözlülük yapalım ona. Klan kalesini boşaltmam lazım önce. Gerisi çok da önemli değil bence. Klan kalesinden harika harika. Çıkabilecek en iyi asker çıktı. Çok sıkıntı bana. Biraz daha geriye çekmem lazım. Uzakta kaldılar. Şöyle bir çember yapalım. Hatta yıldırımı da atalım yani. Çok bir işe yaramayacak ama yine de kovalayabildiğimiz kadar kovalamamız lazım onları. Evet, şimdi sakin olup çok fazla zarar görmesini istemiyorum binicilerimin. Bayağı gitmesi lazım çünkü. Bunları attıktan sonra şuradan atacağım binicilerimi. En azından biraz tanklasın barbarlar. Yoksa çok bir işe yaramayacak bu savaşta. Gördüğünüz gibi büyücü kulesi falan bayağı da sıkıntı yarattı. Ona rağmen şu an iyi gidiyorlar. Evet şu anda Havanya'da büyücü kulesi kalmadığı için daha rahatım. Bunları artık barbarlar da alabilir. Birazcık zamana ihtiyacım var. Sadece... Evet şu an aldık herhalde 3 yıldız. Ben öyle düşünüyorum. Bir tane top tek başına bizi almazsa. Gerçi binicilerimiz de yaşıyor daha. Evet güzel bir 3 yıldız oldu. Köyün seviyesi önemli değil. Önemli olan 3 yıldız. Bakın full köyle 3 yıldız alamıyorsunuz. En edik köyle alıyorsunuz. Yani ilk başlarda, oyunun ilk başlarında aslında daha rahat yıldız kasılıyor arkadaşlar. Ben yani şu anda 1000 yıldızı geçeli çok oldu ama hani çok zorlanıyorum artık yıldız kasmakta. Bu yüzden edikseniz keyfiniz yerinde olmalı. Klan kalesini boşalt al köyü. Güzel oldu. Savaş kahramanı ödülünü de aldık. Hemen durmak için Meryem'in hesabına gidelim. Güzel bir Valkyrie saldırısı yapalım. Evet oyunseverler, bu etapta da Valkyrie saldırısı yapacağız. Golem bastım bir tane de kaleye, golem aldım. Değişik bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Köyü güzel analiz ettim. Kraliçemiz olmadığı için biraz sıkıntı geçecek. Şu köye saldıracağız. Sol alttan girmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. İlk önce de Golem 5'i atacağım tabii ki. Daha çok işime yarayacağı için. Ve arkasına hemen büyücüleri vereceğim. Şöyle bir sırayı döndükten sonra şu uçlardan da o da bir sıkıntı var arkadaşlar. Hemen bir tane Valkyr atalım. Bir de sıkıntı yaratmasın daha sonra diye. Hemen şuraya bir zıplama attım. Barbar kralımı verdikten sonra hemen şuraya da hızlı bir şekilde Valkyrlerimi salacağım. Burada hızlanmam lazım. Hızlanmam lazım, hızlanmam lazım. Evet, şuraya da bir zıplama koyacağım. Buraya da zıplama koyduktan sonra bir şifa atmayı düşünüyorum. Daha değil, daha değil, daha zamanı var. Şuraya bir büyücülerim gidiyor. Acaba büyücülerimi kullansam şifayı diyeceğim de. Çok fazla zaten canları yok onların. Şifayla ne kadar kurtarabilirim bilmediğim için. Şuraya doğru bir şifa atacağım. Evet, hepsinin işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi şuraya bir zehir büyüsü attıktan sonra 3 tane okçuyu da vereceğim. En azından iş yapabildikleri kadar yapsınlar. Güzel oldu. Oradaki Valkyrie'lerin canı full. Zamanımız da var. Yetişirler. Maalesef sağ alttan hiçbir başarı elde edemedik okçu ve iskeletlerle. Yine de zaman açısından bizi öne sürdüler. Daha barbar kralıma da basmadım. Kraliçe olsaydı çok rahat, çok güzel bir savaş olabilirdi. Ama şu anda bir hafif bir sıkıntı var. Onu da çözeceğim inşallah. İçeriye girdiğim anda. Evet top çok sıkıntı yarattı bir de. Evet ayrı ayrı dağılmaları hiç hoşuma gitmedi. Büyücü kulesinin hele o Valkyrie'lere vurması hiç hoşuma gitmedi. Hızlı bir şekilde gelmem lazımdı ve geldim. Barbar Kral'la. Yani yapabilecek tek şeyim vardı. Onu kullandım arkadaşlar. Şimdi o top ne kadar sıkıntı yarattı bir de ya.
En başından beri hadi %99. Hadi abi. Almadan ölmek yok. Almadan ölmek yok. Almadan ölmek yok arkadaşlar. Almadan ölmek yok. Almadan ölmek yok. Almadan ölmek yok ve %100 aldık. Güzel bir savaş oldu. 3 yıldız almam önemliydi. Bunun da savaş hakkı arttı. Ganimete girebiliriz ya da 8'e alabilirim. Bence temiz oldu. Şimdi hemen kendi hesabıma yeniden gireceğim ve savaşlara yeniden başlayacağım. Evet oyuncularlar, önce bu hesaptan 3'e gireceğim şimdi. 3'ü hallettikten sonra zaten atların hepsi halloldu. 1'e gireceğim kendi hesabından da. Savaşı büyük ihtimalle alırız adamın ikisi, çünkü yani 3'ten 2 almış, 5'ten 1 yıldız alabilmiş. Çok sağlam adamları da olduğunu düşünmüyorum. Buradan 3'ü 3 ile 1'den toplam 4 yıldız alırsak 26 savaş yıldızlar çok rahat kazanırız. Hadi bakalım bir köyüne bakalım, adamını inceleyelim. Yine aynı taktik, aynı troll tarzı bir köy. Biz de yine aynı şekilde gireceğiz ama bu sefer sağ üstten gireceğiz. Çünkü trollerden çok sıkıldım artık. Gerçi sağ üstte de aynı şekilde troller mevcut ama kraliçetini biraz çekebilirsem kendime bu iş olur. Ah, bu sefer sağ alttan atacağım ilk askerlerimi. 6 tane attım. Şuradan 4 tane atacağım. Bir de kraliçemi vereceğim yanlarına. Şifa acil adım. Biraz bekleyeceğim, bu sefer acele etmeyeceğim. Avlama benim oradan atıcılarımı. Avlama. Atıcılarla tankladım resmen. Kraliçeme basmak zorunda kaldım. Bu çok kötü oldu. Hemen şuradan golemimi ve devimi gönderdim. Devi göndermemişim, pardon. Buradan geri kalan askerlerimi atıyorum. Ve şurada artık yine aynı riski alacağız. Şuraya doğru attıktan sonra şuraya zehir büyümü atıp şuraya hemen buz büyüsünü yapıştırdım. Hemen hızlı bir şekilde belediye binasını almak istiyorum çünkü, ama maalesef orada hiç yani içeriye gidecek askerimiz de yok. O yüzden seri olmam lazım belediye binasını almak için, en azından 2 yıldız almak adına. Şu anda biri kesinlikle ilk birden 2 almam lazım ve bir gerçekten çok zor gözüküyor gözüme. Bugün kendimi kötü oynadığı hissettiğim için de biraz öyle düşünmüş olabilirim. Hadi vermeyin ama lütfen atıcılarımı. Şifacıları da vuruyor. Bu dönüp bulsana kraliçe. Sinir ettin beni ha bugün. Yemin ediyorum sinir ettin beni ya. Şifacı kalmadı. Dön vur artık şunu alet olasına be. Çok çok sinir ediyor bugün beni ya kraliçe. Müthiş sinir etti yani. Evet, 2 yıldız aldık sağ salim ama yani emin olun ben bu kadar sinir olmadım hiçbir savaş. Yüzde önemli arkadaşlar. 26'ya 26 kalma olasılığımız düşük de olsa var. Ama bu kadar da bekleyemeyeceğim %1 için cidden. Beklenecek gibi değil. Evet oyuncular, %53 gibi bir sonuçla buradan da ayrıldık. Kötü bir savaş. Gerçekten kötü bir savaşıyorum bugün. Ama köy düzenleri de benim çok antim köy düzenleri. Şimdi 1'e gireceğim ve gerçekten çok stresliyim bunun için. Evet, tek çare kaldı. Birden en az 2 almak. Hızlı bir şekilde 1'e gireceğim. Tekrar bakalım. Asker düzenimi değiştirmedim. Alıştığım ritimde gitmek istedim. Sol alttan gireceğim arkadaşlar. Bunun nedeni ise gerçekten çok fazla troll var sağ üstte. Ve de sağ üstten girersek 2 yıl, yani belediye binasını alsam bile %'yi alamamaktan çok korkuyorum. O yüzden sol alttan gireceğim. Hemen saldıra bastım. Şu şekilde askerlerimi atacağım. Evet, bu şekilde nasıl gideceğini biraz izlemem lazım. Burayı bekledikten sonra şuraya bir zıplama koyacağım. Ve hızlı bir şekilde şuraya, evet bu şekilde golem ve devimi attım. Hemen arkasına askerlerimi yerleştirdim. Evet, şu ana kadar kötü bir şey görmüyorum ben. Şimdi şurada bir öfke kullanacağım. Şuraya bir zehir atıp buraya bir buz atacağım. Evet, niye buraya buz attın diyebilirsiniz. Bu benim strateji anlayışım. Büyük koruyucuya bastım arkadaşlar. Büyük koruyucuya bastıktan sonra buraya bir öfke daha atıp şuraya bir zıplama daha koydum. Hızlı bir şekilde oradan yüzdemizi almak istediğim için de, ah kraliçe nerelerdesin ya, nerelerdesin, nerelerdesin cancağızım. Yüzdeyi çok güzel tutturduk ama geri kalan hiçbir şeyi tutturamadık. Belediye binasını alamadık. Bu çok can sıkıcı bir nokta. Maalesef lav tazısı çıkacağını hiç tahmin etmedim içeriden. Yani ejder çıksa bu kadar sıkıntı olmazdı bize. Maalesef dediğim gibi bugün kötüyüm. Bunu kabul ederim. Bir kötü başladım mı zaten hayatta toparlama şansınız yok arkadaşlar ya. Hayatta da böyledir. Düştünüz mü daha çok düşürmek isterler sizi. Düşmeyeceksiniz, dayanacaksınız. Bak 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 nasıl vuruyor kraliçeme bak.
Evet, yüzde iyi aldık ama maalesef 2 yıldır gelmedi. Bu son zamanlardaki en kötü klan savaşıma geldi. Yine de savaşı alabileceğimizi düşünüyorum ben. Sadece bu sonuçla bitmez savaş. Ya yüzde alacaktık, yüzde alıp 1 yıldız alacaktık. Sağ üstten girsek de yüzde alamadan 1 yıldız alacaktık gibi hissediyorum. Köy düzeni bana çok tersti. Hepsi çok tersti. Sağlık olsun, canım sağ olsun. Bunu da artık benim için izlersiniz. Beni dediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Savaşın sonucunu her zamanki videonun sonuna koyacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.